ayakkabı yapımıyla devam ediyorum. Ben bir tanesini ördüm. Diğerini birlikte yapalım. 10 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada bir tane artırma yapıyorum. İkili trabzan olarak. Yani ilk ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yandan yan yana 7 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonda bir ilmeğim kaldı. Onun içine aynı ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğin içine 5 ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Yan yana 7 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. En başta olduğu gibi burada sonda da bir tane artırma yapıyoruz. Sondaki ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum ve birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane tek, yanındaki ilmeğe bir tane artırma yapıyorum. İkili trabzanla devam ediyoruz yine. 7 tane ikili trabzanı yan yana örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ardarda 5 defa artırma yapıyorum. İlmeklere ikişer tane ikili trabzan, 5 tane toplamda artırma yapıyorum. İkinciyi artırdım. Üçüncüyü artırdım. Dördüncüyü artırdım. Ve bu da beşinciyi artırdım. 7 tane ikili trabzanı tek örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7. Burada tekrar bir tek bir artırma yapıyorum. Elimde 30 tane ikili trabzan olması lazım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Burada blo yapacağız. 2 tane ilmeğimiz var. Arkadakine batıp arkadan örüyoruz. Başını doladım. 2 kanat var. Aradan battım. Arkadakini ördüm. Başını doladım. 2 kanat var. Aradan battım. Arkadaki ilmeği ördüm. Battım. Aradan arkadaki ilmeği ördüm. Bu şekilde blo olarak bu sırayı arka taraftan örerek bitiriyoruz. Şu şekilde çizgiler oluşuyor. Başını doladım. 2 kanat var. Aradan battım ve arkadakini ördüm. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Gelelim. Eksiltmelerle devam edeceğiz. Evet, blo olarak bir sıra ördüm ve bitirdim. 2 zincir çekiyorum. 9 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Eksiltmeyi elbisede de göstermiştim zaten. Eksiltmeyi elbisede yapmadık, şapkada göstermiştim. Yine burada da göstereyim. Batıyorum. 3 tane ilmek var. İkisini bir alıyorum. Başını doluyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. İkisini bir, kalan üçünü bir alıyorum.
Başını doladım. Yandaki ilmeğe battım. 3 ilmek var. İkisini aldım, ikisi kaldı. Başını doladım. Yandaki ilmeğe battım. İkisini bir, kalan üçünü bir aldım. 2 oldu. 6 defa eksiltme yapacağız. 3 4 5 ve 6. Şimdi 9 tane tekli trabzanı, yine bu ikili trabzanı burada tek tek örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 6 ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 5 6. Burada yine 6 defa eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de ikili trabzanımı yine düz bir şekilde örüyorum. 3 4 5 ve 6. Burada birleştiriyorum. Ve yine şu kar topu ana kuzusu ipimi alıyorum. Bir sıra ikili trabzan öreceğim onunla. Ve bu şekilde bitmiş olacak ayakkabı. Birer tane bütün ilmeklere batarak ikili trabzanlarımı öreceğim. Ve sırasını keseceğim ama ne her zamanki gibi makasımı nereye koydum. Neyse, bu sırayı örelim. Sonrasında bulurum makasımı. Bu sırayı örelim, gelelim. Zaten bitiyor. Evet, şu şekilde bir sıra artırmak için yapmadan düz bir şekilde tüylü ipimle ördüm. Ve ipimi kestim. Bunu artık bebeğimin ayağına giydirebilirim. Şu şekilde ayağı da bitmiş, o ayakkabısı da bitmiş oldu. Son olarak kafasını dikeceğiz ve tamamen bebeğimiz bitecek.